Merhaba hocam. Merhaba. 30 dakikada 365 günde bu sefer birlikteyiz. 2021 yılında İnsan Hakları gündeminde olan bitenleri İnsan Hakları Okulu'nun parçası olan hocalarımızdan derlemelerini istedik. Ve 10 olayla sınırlamak durumunda kaldık program formatı içinde kalabilmek için. Birlikte bunları konuşacağız şimdi. Hocam 2021'de öne çıkan meselelerden birisi siyasi rehinelik sorunuydu. Özellikle Demirtaş ve Kavala'nın siyasi rehine olarak içeride tutması ki Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi buna karar verdi ve bu karar da uygulanmadı. İsterseniz bunda başlayalım. Şimdi muktedirler açısından olayın zikredilmesi gereken bir serencamı var. O da şu, geliştirdikleri hiçbir baskı ve tahakküm aracının zamana mukavemeti olmuyor. Bu şüphesiz ki gelişen itiraz ve direniş duygularıyla ve olgularıyla yakından alakalı bir şey. Geliştirdikleri şey zamana dirençsiz olunca, yani artık bir gün bile ömrü sürmeyince kendiliğinden zulmün çıtası yükselmeye başladı. Böyledir çünkü. Yani siz bir baskı metodunu sürgüt uygulayamayınca, bunun önünde güçlükler, engeller çıkınca dozu artırmak zorunda kalırsınız. Bence son yıl bunun en zirveye çıktığı yıldı. Artık geliştirdikleri hiçbir şeyin birkaç günden fazla ömrü kalmıyor. Yani her ne kadar bir suskunluk sarmalının içinde imiş gibi görünse de ülke, yönetenlerin telaşına ve savrulmalarına baktığımızda meselenin böyle olmadığı çok açık. Hem Sayın Demirtaş başkanımız, hem Kavala yoldaşımız, arkadaşımız, hem de binlerce adı Kavala ve Demirtaş kadar duyulamayan kardeşlerimiz şu an faşizmin zindanlarında bu hukuksuzluğun bir nişanesi gibi tutulmaya devam ediyorlar. Seçilmelerinin tesadüfi olmadığını hepimiz biliyoruz artık. Bunlarla Demirtaş ve Kavala şahsında, Gültan Kışanak şahsında, Aysel Tuğlu, Figen Sabah ve binlerce insan, aşından, işinden, canından, özgürlüğünden edilen insanların üzerinden yapılmak istenen tam da bu başta söylediğimiz zulmü, korkuyu, baskıyı sürgü tutabilmenin, insanlara buna bunu yapıyorlarsa işte ben de benzer bir itirazın içerisinde olursam benim de başıma bu ve beteri şeyler gelir duygusunu yerleştirmek için. Kendiliğinden düzelmeyecek. Buna emin olabiliriz. Olmalıyız hatta bu arkadaşlarımızın özgürleşmesi için. Bir şefaat da gelmeyecek herhangi bir yerden. Ayrıca İnsan Hakları Mahkemesi başta olmak üzere Avrupa Konseyi ve benzeri bütün uluslararası güçlerin de gücü yetmeyecek bu özgürleşme çabalarına. Sadece ve sadece bizler bir arada durarak itirazımızı daha örgütlü, daha derinlikli dile getirerek, örgütleyerek ancak bu uygulamayı geriletebiliriz. Yani bu arkadaşlarımızın özgürlüğünü, işini kaybedenlerin işini, sağlığını kaybedenlerin sağlığını, bizler bundan zarar görenler ve bütün Türkiye halklarının demokrasiden yana, emekten yana, özgürlükten yana, adaletten yana kesimlerinin birlikte ve örgütlü mücadelesi geriletecek. Şimdilik bunu söyleyebiliriz. Bu dönem için zikredilecek bir şey var. Ben 12 Eylül dönemine ve sonrasını bizzat bu süreçlerin içinden geçerek yaşadım, gözlemledim. Bu dönemle o dönemlerin arasındaki en temel fark, biat eden, eyvallah eden, uzlaşma yolları arayan çok az insan çıktı bu dönemde. Belki sesi ve itirazı yeterince duyulamamış olabilir. Kendini yeterince görünür kılamamış olabilir. Önceki baskı süreçlerinin aksine geniş kitlelere ulaşabilme olanaklarımız bir hayli sınırlanmış olabilir. Ama teslim alamadılar kimseyi. Özgürleştirecek olan da budur. O zaman teslim olmayan bir ikinci gruba girelim. İstanbul Sözleşmesi üzerinden hem kadın hareketi hem de ayrıca onunla birlikte LGBT artı bireylerin hak mücadelesi. Çünkü Türkiye aslında İstanbul Sözleşmesi'nden Cumhurbaşkanlığı kararıyla çekildi ve 2021'in en önemli konularından biri de bu oldu. Bir de tabii ki özellikle LGBT bireylere karşı sürekli bir nefret söylemi aslında iktidarın neredeyse diline artık iyice yerleşti. Faşizm birçok melanetinin yanında erkektir de. Bunu hepimiz biliyoruz. Cinsiyeti erkektir faşizm. Herkesin zannettiği kadar bu bir inanç fanatizminden kaynaklanan bir şeydi. Bu bizzat
kadınların Türkiye'deki toplumsal mücadelede kendileri olarak verdikleri ve başta sözüm ona bu konuda daha makul diyeyim, uygun bir karşılık bulamadım. Daha olması gereken çizgide olması gereken insanlara başta olmak üzere kadınlar Türkiye'deki bu erkek egemen zihniyeti belki dünyanın başka hiçbir yerinde olmadığı kadar derinlikli, nitelikli bir mücadeleyle bugünlere getirdiler. Ve gelinen nokta İstanbul Sözleşmesi'ne iktidarın aldığı tutum tam da kadınların toplumsal alandaki görünürlükleri ve belirleyicilikleri. Biz biliyoruz ki kadın emeğinin de, kadın direnişinde, kadın iradesinin de el koyduğu, içinde yer aldığı hiçbir mücadeleyi santim geriletmek mümkün değil. Hem kişisel tecrübelerimizden biliyoruz, hem toplumsal tarihimizden biliyoruz, hem tanıklıklarımız böyle. En yakından bildiğim şeyi söyleyeyim. Bugün eğer bütün bu inkar, imha ve asimilasyon çabalarına karşılık bir Kürt halkının örgütlü, demokratik talebi varsa, kendi demokratik kimliğine sahip çıkabiliyorsa, bunun başta gelen mimarı buradaki kadın mücadelesidir ve kadın emeğidir. Dolayısıyla iktidarın bunu hedef alması ve kendini bunu yapabilirim artık pervasızlığında görene kadar bunu bir an için bile gündeminden düşürmemesi tam da kadın örgütlülüğünün toplumsal mücadele tarihimizde geldiği nokta ve yerle alakalıydı. Faşizm böyle bir şeydir. Bir taş sökülürse hepsi sökülür ve kadın mücadelesi bu taşı sökmeye en yakın yapı diye düşünüyor. Kavala Demirtaş ve diğer siyasi tutsaklardan bahsederken devletin artan zulmünden ve bu sene bu zulmün doruk noktasına ulaştığından bahsettiniz. Doruk noktalarından biri de galiba Garibay Gezer'e hem tutsakken hem de ölümünün ardından yapılanlardı. Sanıyorum bu yılın vahşet olarak belki de adlandırılabilecek ihlallerinden de biriydi. Hem onu ölüme götüren süreç hem de ölümünün ardından yaşananlar. Kerboran'ı anlatmak lazım. Yeni adıyla Dar Geçit. Garibenin yurdu orası. Bir vesileyle yine bir cenaze dolayısıyla ilk defa gitmiştim. Aileyi de tanıyorum. Garibenin ailesini. Nasıl tercüme edilir yeni dile ve yeni duyguya bilmiyorum ama nutkum tutuldu derdik eskiden. Böyle bir paralize olma halini. Her seferinde bu kadarı da olmaz. Artık bu olmaz dediğimiz şey gelip kendisini gerçekleştiriyor. Önümüzde buluyoruz. Belki Deniz Poyraz'la birlikte anmak yanlış olmaz. Belki de daha anlamlı olur. F tipleri insanlık dışı mekanlar. Bunu artık yapanlar ve sahipleri bile yadsımıyorlar. Evet, burası sizi insanlıktan çıkarmak için tasarlanmış yerler diye söylüyorlar. F tipinde tutsak olmak gün 24 saat kendi iradenizi sürekli atakta tutmanız, hareket halinde olmanız gereken mekanlar. Çünkü sistem çok ince tasarlanmış. İçerinin badanası, boyasının renginden izin verilen nesnelere varana değin bir dizi ince, hani trafik kuralları için söylenen bir kamu spotu vardır ya, her trafik kuralı uzun araştırma ve incelemelerden sonra bulunmuştur diye. F tiplerindeki her detay insanı insanlıktan çıkarmak ve oradaki mahkumun iradesini kırmak üzerine dizayn edilmiştir. Zaman içinde gördükleri boşlukları da süratle zulümden yana kimliksizleştirme, kişiliksizleştirme, onurunu tahrip etme, ayaklar altına almaya dönük bir çabayla revize edilmiştir. F tipleri böyle yerler. Garibenin durumu kişisel bir trajedi değil, bir halkın ve özelinde de kadın mücadelesinin tam da biraz önce bahsettiğimiz o konumlanışıyla ilgili iradesini teslim etmeme, itirazını diri tutma, kimliğine sahip çıkma noktasında ödediği bir bedel. Bir yönüyle bu tarihe geçmiş, bizi de bir parça utancımızla baş başa bırakan boyutu Garibenin bu. Bir yönüyle de bu itirazı nerede birleştirmeliyizin en etkili cevabı aslında. Biraz muhalif cenahta özellikle iktidarın yarattığı bir kavram kargaşası ve bir ezberler sosyolojisi üzerinden incelikli bir çalışma var. Kürt'ü, Kürt siyasal hareketini örgütlü muhalefetin içinde bile görmeye tahammül edemeyen bir anlayış var. Zaman zaman kendisini çok galiz bir şekilde ele veriyor.
yapıyor. Ve ne yazık ki içinde bulunduğu sefilliği demokratlık falan zannediyor. Böyle bir anlayış var. Bir diğer yönüyle de bu anlayışların kendini sorgulaması ve bizim de bir yandan bu yapıyla mücadele ederken bir yandan da bu anlayışların sefaletini gözden uzakta tutmamamızı hatırlatan bir hadisedir garibe. Ben de Kandıra'da yattım. Oradaki koşulları biliyorum. Bütün ülkede olduğu gibi orada da kadın olarak orada olmak zaten başlı başına zor ve sıkıntılı bir şey. Bir de orada kadın bir tutsak olarak kalmak misliyle zor ve sıkıntılı bir süreçti. Ama bir tesellisi yok bu işin ama bir umut şey edeceksek işte bu iradesini teslim etmeme yoluna bir insanın neler yapabileceğini de göstermesi bakımından anlamlı ve tarihsel olduğunu düşünüyorum. Cezaevlerinden bahsetmişken aslında bize hocalarımızdan, arkadaşlarımızdan da gelen en önemli 2021'in olaylarından biri hala da devam eden Aysel Tuğlu'nun durumu ve onun hem kişisel olarak durumu ama hem de onun sembolize ettiği hasta mahpuslar ve devam ediyor. Hala tutukluluğu da devam ediyor adli tıp kurumlarından gelen raporlara rağmen. Bunu nasıl değerlendirebiliriz? Şimdi konuşmak çok zor çünkü Aysel hem benim uzun yıllar mücadele arkadaşım, yoldaşım. Hem de hani hepsi yaralar sonuncusu öldürür derler ya. Bunun ilk ortaya çıktığı anların canlı tanığıyım bir anlamda. Aynı cezaevinde yattık ve avukat görüşüne çıktığımızda bütün engellemelere rağmen birbirimizle işaret diliyle konuşabiliyorduk. Arada ses geçirmez canlı bölmeler var avukat görüş mekanlarının. Ben cezaevine girmeden hemen önce Aysel annesini yitirmişti ve bütün o cenaze sürecini düzenleyen 2-3 kişiden birisi. Aysel için izinlerin alınması, cenazeye katılması, bu mezarlığın seçimi, ben Gölbaşı mezarlığından yer almak için müracaat etmiştim. Ben kendim gittim. Gölbaşı mezarlığında yer yok dediler ve astronomik bir para istediler. Para önemli değil burada şüphesiz. 50 bin lira istediler bizden o zaman. Bunun saçmalığını biz konuşurken bunun bir tutum olduğunu. Çünkü bir tarihsel arka planı var. Daha önce Sırrı Sakık arkadaşımızın eşi hayatını kaybettiğinde Gölbaşı mezarlığına defnederken Aysel'in annesinin defni kadar vahim olmasa da ondan da geri kalmaz çirkinlikler, insanlık dışı şeylere maruz kalındı. Daha sonra yine Sırrı Bey'in oğlu vefat ettiğinde biz bayağı bir güvenlik önlemleri altında Gölbaşı mezarlığına defnedebilmiştik. Tam bu esnada İncek mezarlığından haberimiz oldu. Ölümünden önce de annemizle görüşmüştüm. Evi İncek mezarlığının hemen yanındaydı. Beni buraya gömün, Aysel'im yorulmasın falan şeyindeydi. Burayı işaret edince biz Gölbaşı'nı işaret ediyor sandık. Meğer orası bir mezarlıkmış. Ben sonra öğrendim. Oraya gittik ve belki kişisel bir şey olacak ama bunca senelik siyasi yaşantımda umutsuzluğa kapıldığım, insanlıktan umudumu kestiğim kendi kişisel tarihimde iki tane olay vardır. Biri kar katliamı, biri de bu annemizin cenazesini çıkarmak ve oradaki o faşist linç hezeyanı. Aysel'in göz önünde olduğu, hatta ben ve birkaç arkadaş Aysel'in biraz önünü perdeledik. Hatta aracın içinde kalmasını askerlerden rica ettik. Çünkü annesiyle her insanın özel bir ilişkisi vardı ama Aysel'in kişisel hikayesinde annesiyle olan durumu, daha önce bir oğlunu yine kaybetmiş olması falan. Biraz Aysel'i bundan koruyalım, bu vahşete seyirci kalmasın istedik. Fakat olanlar oldu. Biz Aysel'i uğurlarken Aysel'deki o kopuşu gözlemledik. Ben ve birkaç arkadaşım. Konuştuğumuzu da hatırlıyorum. Acının etkisine yoranlar oldu. Sonra ben ve Pervin Hanım birlikte Kandıra'da Aysel'i ziyarete gittik. Ondan 2 ay sonra da ben hükümlü olarak Kandıra'ya girecektim. Orada Pervin Başkan da ben de bunun kalıcı bir hasar bıraktığını ilk o zaman gördük. İçeri girince de işte cezaevinde o iç haberleşme imkanları, bu pandomim dili Gülten Başkan'dan, Figen Başkan'dan, Sabahat'tan öğrendik ki Aysel süratle bu melekesini kaybediyor diye. Halen oluşan duyarlılık, kamuoyu, bu 5000'e ulaşan bugün itibariyle imza falan, halen Aysel'in Türkiye toplumu için katlandıkları, yaptıkları ve maruz kaldıkları düşünüldüğünde bana çok trajik geliyor. Bu insanı bir daha
öldürüyor. İşte dedim ya, bu iki olay insanlıktan neredeyse umudumu kesme noktasına getirdi beni. Bu ülkede Aysel'in bu durumu için itiraz edecek veya imzasını verecek, ben de buradayım, bu haksızlığa da razı gelmedim diyecek insan sayısı 5000 ile sınırlı olmamalıydı. 50 bin de az, 500 bin de az. Aysel, belki beni bağışlayın, kişisel yakınlığın da doğurduğu bir etkiyle konuştuğumu düşünebilir insanlar. Ama Aysel'e bu toplum çok şey borçlu. Başta özür, sonra da Aysel bir ömrünü bu ülkede barış ve demokrasi yerleşsin diye her türlü insani talebinden, arzusundan vazgeçerek onlarca, yüzlerce benzeri gibi çalışmış bir arkadaşımız. Dolayısıyla bana devletin bu zulmü koymuyor, bu tabirimi bağışlayın, bana bu imzanın 5000'lerde sınırlı kalması ya da her zaman işte sen, ben, bizimkilerle sınırlı kalması çok tesir ediyor. Belki toplum olarak oturup hangi belediye reisini, cumhurbaşkanı yapacağız tartışmasından önce bu insanlık borçlarımızın bir envanterini yapmak daha netice alıcı bir şey olur. En azından daha insani bir şey olacağı kesin. Belki bir şey daha eklemeliyim. Ne yazık ki bir talihsizlik içeriyor bu. İçeride mübalağa etmiyorum, binlerce insan bu durumda. Objektif bile değil. Kısmen iradesini devletten yana ama tıbbı da bir parça gözeten bir kurul bu işi baskılardan azade incelese, hala hazır cezaevi adli siyasi mahkumların yarısına bir özürle birlikte özgürlüğünün iade edilmesi gerekir. Sebebi de şudur. Evrensel kuralları, hukukun genel ilkelerini biliyoruz. Ceza içinde ceza olmaz. Cezaevinin kendisini ayrıca bir öldürme makinesi gibi, bir hasta bırakma, sakat bırakma makinesi gibi kurgulamış bir sistemden bahsediyoruz. Aysel en bahtlıları, kamuoyu tarafından daha fazla bilinen, Aysel kadar bilinme şansı olmayan da binlerce insan var. Ben bu gözümle bunun yüzlercesini gördüm ve çözüm süreci zamanında muvaffak olamadığımız ve mesaimizin önemli bir kısmını alan bir çabaydı o hasta mahkumlar konusu. Hocam 2021 yılı boyunca aslında HDP'ye yapılan baskılar devam etti diyebiliriz. Çünkü öncesinde de devam ediyordu, fakat bu yıl daha özel bir şey yaptılar. HDP bir kapatma davası açtılar. Neredeyse bütün illerdeki kadrolara atamalar var. Milletvekillerine sürekli fezlekeler hazırlanıyor. Gergerlioğlu'nun yaşadıklarını biliyoruz. Dolayısıyla bu yılın bir gündemi de birkaç yıl değişmeyen gündemlerden biri HDP üzerindeki baskılar. HDP organik bir oluşum. Birinci özelliği bu. Birçok özelliğinin yanında. Yani bir siyasal organizasyondan ibaret bir parti değil. Birçok itirazın, birçok tarihsel mücadelenin ve uğruna ağır bedeller ödenmiş bir sürecin oluşturduğu zırh gibi su sızdırmaz, kurşun geçirmez tabiri caizse bir yapı. Altında biraz önce konuştuğumuz binlerce mahkumiyet, 16 binden fazla salt HDP üyesi olmak dışında herhangi bir adli ithamla şey edemedikleri 16 binin üzerinde üyesi halen cezaevinde, yöneticisi, seçilmişi. Onların bilmediği şu, organik bir oluşumsanız, yani design bir yapı değilseniz, tasarım kendinizi var etmiş değil de gerçekten arkada böyle bir tarihsel, felsefi ve insan emeğiyle örülü bir kaidenin üzerinde yükselmişseniz, kapatma, mapatma herhangi bir sonuç üretmez. Burada da gözden kaçan HDP'nin kapatılması değildir. HDP'nin kapatılması bugüne kadar onlarca kere yapıldı bu çizginin. Birçok partisi kapatıldı. Üyelerine ve seçilmişlerine, yöneticilerine, temsilcilerine dönük baskıdır önemli olan. Bu baskı da geride kalanlara verilmiş bir gözdağıdır. Yan yana durmayın, bunların savunduğunu savunmayın. Akıbetiniz böyle olur. Ele alınması gereken yanı orası. Yoksa eğer asgari demokratik şartlarda yaşıyor olsaydık bunun demokrasiye ne kadar da aykırı bir şey olduğunu konuşabilirdik. Fakat tabiri caizse artık butlan bunlar. Dolayısıyla bununla
bununla ne murat ediliyor konuşmak daha anlamlı. Bununla da Türkiye'de muhalefetin toplumsallaşmasının yan yana durmasının imkanları tahrip ediliyor. Farkındalık bile bu politikayı boşa çıkar. Geçtiğimiz yıl devam eden ve hak ihlallerine yol açan sorunlardan biri de pandemiydi. Bir yandan sağlık çalışanlarının durumu, bir yandan pandeminin eğitim hakkında yarattığı eşitsizlikler, bir yandan yurttaşın doğru bilgiye erişim hakkının düzenli biçimde ihlal edilmesi, bir yandan da ancak olağanüstü tedbirlerle, o hal koşulları altında alınabilecek kimi tedbirlerin olağan dönemde pandemi gerekçesiyle sürdürülüyor olmasını gördük. 2021'i pandemi penceresinden baktığımızda nasıl değerlendirebiliriz? Cevabı sorun. Bunun içinde mündemit. Birincisi bu spekülasyon boyutundan azade ilk eğilmemiz gereken nokta ilaç ve sağlık sektörünün kapitalizmin şu an en vefalı çocukları durumuna gelmesi meselesi. Bir kere hepimiz ilacın, sağlığın, sağlıklı yaşam hakkının çok temel bir insanlık hakkı olduğunu ve herhangi bir ticari ilişki üzerinden tanımlanıp çerçevelenemeyeceğini gür bir sesle haykırmaktadır. Belki bu dönemin en devrimci çıkışlarından birisi tam da bu sağlıklı yaşam hakkını savunmak, bunun etrafında geniş bir örgütlenme zemini yaratmakla ilgili. Ben bizlerin bunu bir parça ıskaladığımızı düşünüyorum. Onun yerine ya spekülatif, sansasyonel aşı ve küresel komplo denklem arasında ya da buna itiraz ederken bilimi fetişleştiren, bilim ne diyorsa bir bilimcilik yolu olarak adlandırabileceğimiz bir başka sapmayla uğraşıp durduk. Oysa bu dönemin en can alıcı talepleri tam da sağlıklı yaşam hakkı. Bunun herhangi bir ticari ilişkinin, alışverişin konusu olamayacağı, olmaması gerektiği, tam da yoksulların bu hastalıktan etkilenme biçimlerini hem halklar düzeyinde aşıya ya da yeterli sağlık hizmetine, tedavi olanağına sahip olamayan yoksul ülkeler hem de yoksul olmayan ülkelerdeki yoksul sınıf üzerinden bu talebi yükseltmeliydik. Şöyle bir sıkıntı görüyorum. Sanki kapitalizm hayatın her alanına müdahil ama sağlık olunca burada bilimin dediği oluyormuş gibi bir naiflik var. Bununla açıklanamaz olduğunu, biraz daha fazla çaba sarf etmemiz gerektiğini en azından bilmeliyiz diye düşünüyorum. Eğitim hakkına gelene kadar tabii ki önemli bir mesele. Yaşam hakkı, hani bazı başlıklar vardır, hepsini kaplayacak. Tam bu da yönetenler açısından onların deyimiyle Allah'ın bir lütfu kerem oldu onlara. İnsanları canıyla, sağlığıyla korkutarak normal koşullarda yapılamayacak bir sürü şeyi yaptılar. Ve bu riyakarlığı çok pervasızca yaptılar. Yani işçiler, emekçiler salkım saçak otobüslere binip o gün çalışamazsa aç kalacak olduğunu gerçekliğiyle uğraşırken 5 kişinin bir araya geleceği bir basın açıklamasına pandemi gerekçesiyle itiraz etmişler. Gibi. Bir riyakarlık. Dediğim gibi belki bugüne kadar meslek odalarıyla ve sivil toplumla sınırlı kalmış sağlıklı bir yaşam hakkı meselesini çok kapsamlı bir şekilde ele almanın, tartışmanın ve bu konuda talepleri görünür kılmanın bir vesilesi olmalı diye düşünüyorum. Yaşam hakkı demişken tam da oradan yoksulluğa gelelim isterseniz. Çünkü her geçen gün hem derinleşiyor hem de yoksulluk giderek aslında Türkiye'nin en öne çıkan maddelerinden biri oluyor. Öğrencilerin kira ve yurtlardan dolayı başlattıkları barınamıyoruz hareketi mesela 2021'de bu bağlamda öne çıkan hareketlerden biri oldu. Her geçen gün sokak röportajları yoksullukla doluyor ve o yüzden de baskıya uğruyor bunu yapan arkadaşlar. Yoksulluk üzerinden 2021 için ne diyebiliriz? 2-3 boyutu var. Bir yerinden başlayayım. Önce bir yine yanlış beklenti ya da yüzeysel değerlendirme. Geçim koşulları zorlaştıkça iktidarın güçsüzleşeceğini varsayan bir anlayış var. İlk önce bunun böyle olmadığını bir hepimizin kavraması lazım. Çünkü bunu bir veri olarak kabul ettiğinizde mücadele etmeyi bırakıyor insanlar. Bir parça daha yoksul olursa sanki bu iktidara bir daha oy vermeyeceklermiş gibi. Oysa otoriter yapıları yoksulluk daima güçlendirici bir işlev görmüştür. Hem tarihten hem uluslararası pratiklerden, tecrübelerden hatırlamamız gereken birinci olgu budur. İkinci olgu, yoksulluk bir yönüyle demokratik ya da yasal hak ve çerçeveye bağlanmayan bir sadaka alanına hapsediliyor. Hükümetin son yaklaşımı bu konuda çok ibretliktir. Kimsenin bu yönüne dikkat çekmediğini düşündüm. Daha yenilerde oldu ama doğalgazı ulaşılabilir, enerjiyi ulaşılabilir,
bir maliyetten vermek bir yoldur ve bir sosyal politikadır. Fakat bunu ulaşılamaz yapıp belli kesimlere para yardımı yapmak tam da bu kapitalizmin yoksullaştırarak rıza üretme mekaniğinin en kristalize olmuş halidir. Bunu teşhir etmek lazım. Sen bana para verme, benim doğalgaz faturama katkıda bulunmana ya da benim her ay senin kapına gelmeme, senin siyasi kriterlerinden, ahbap çavuş ilişkilerinden, il ilçe teşkilatlarından geçmeme gerek yok. Bu insanlık onuruna da aykırı. Sen onun yerine gelir baremlerine göre farklı faturalandırma yapabilirsin. Bu yönlerini birlikte düşündüğümüzde yoksulluk kendi başına zaten yeterince zalim, vahşi, kabul edilemez, katlanılamaz bir olgu ama işin politik düzleminde de bir rıza üretme mekanizması olarak. İnsanların üzerinde bir sopa. Bir, seni de bunun kadar yoksullaştırabilirim. İşten atılabilirsin. Daha az gelire razı olabilirsin. Maruz kalabilirsin. Dolayısıyla bana itiraz etmeyeceksin. Biat edeceksin ve ben de sana belli inayetlerde bulunacağım. Kırmamız gereken temel mekanizma budur. Uğraşmamız gereken, teşhir etmemiz gereken. Ne yazık ki oluşturulan medya tekeli ve halka ulaşım aygıtları kahir ekseriyeti, muktedirlerin kontrolünde, sermayenin kontrolünde olduğu için bunların teşhiri yeterince yapılamıyor. Yeterince etkili bir şekilde yapamıyoruz. Mecliste ve diğer kürsülerde bunun pahalılığı, vahimliği falan dile getiriliyor ama bunun bu rıza üretme ve varlığını idame ettirtme, yani bir daha seçilebilme mekaniğine yeterince yoğunlaşıldığı kanaatinde değilim. Bir parça şundan umudum var, emeği geçenlere de bir borç olarak, bir yurttaşlık borcu olarak zikretmem gerekiyor ki eskiden slogan düzeyinde kalan yoksulluk ve yoksullukla ilgili itirazlar falan şimdi iki boyutuyla çok gelişti, gelişmekte. Birincisi akademi artık yoksulluğa, yoksulluğun patolojisine dair çok nitelikli insanlar yetiştirdi. Büyük bir çoğu KHK ile uzaklaştırılsa da böyle bir donanım var elimizde, böyle bir insan birikimi var. İkincisi sivil toplum ilk defa inayet, merhamet vıcıklığının dışına çıkıp gerçekten yoksulluk denilen bu belayla örgütlü olarak dayanışmayla, merhamet ya da sadaka kültürü ile değil, dayanışmayla yol alınabileceği pratikleri geliştirdi. Bu konuda çalışan hangisini söylesek unuttuklarımıza haksızlık olur. Bütün arkadaşların çok tarihsel ve anlamlı bir şey yaptıklarını da zikretmeliyim. Hocam 2021 yine öne çıkan meselelerinden biri. Biz de her ay neredeyse konuştuk bunu. Mülteciye karşı çığlık meselesi. En son Aralık ayında ortaya çıkan fakat aslında bir ay boyunca gizlenmiş olan burada aslında mültecilerin görünmezliğini de gösteren bir şey. 3 mülteci gencin yakılarak öldürülmesi meselesi var. Artık pogrom nitelikli olayları kameralardan izler olduk. Dolayısıyla bu meseleyi de değerlendirmek gerekiyor. Şu ana kadar konuştuklarımıza baktım buna cevap verirken. Ya bir usuldendir. Yeni bir yılı geride bırakmışız. Yeni bir yıl, bir parça umut, bir parça iyimserlik, bir parça coşku. Ya arkadaş her şey mi bu kadar tel tel dökülür? Yani gerçekten kitabi anlamda daha önce olmayanı biraz benzeterek yol alınırdı. Kavramsal düzeyde söylüyorum. Kitabi anlamda literatürde geçtiği şekliyle faşizmin bütün şeylerini yaşıyoruz şu anda. Uzun sürecek, yani ne diyeceğimi gerçekten bilemiyorum. Servet transferi bahsinden mi girmeli? O en temel insan çekirdeğinden mi söz etmeli insan? Yoksa Türkiye'deki bu tekçi anlayışın ortalama insana yüklediği, endoktrine ettiği tekli ideolojinin bir hasar almaması için mültecilerin de bu tekleştirmenin bir hedefi haline gelmesinden mi söz etmeli? Yani insan tekine, insan kardeşine en temel yaşam hakkı anlamında bu kadar mütecaviz olunması, canına kastedilmesi, varlığına kastedilmesi, bu da yetmezmiş gibi gerçeklikle alakası olmadan bunların hedef haline getirilmesi, yani araştırmaları görüyoruz, böyle o belediye başkanlarını falan geçtim, yani kendini sosyal demokrat olduğunu zanneden ama pırıl pırıl ırkçılık kokan insanları geçtim, toplumsal araştırmalara bakıyoruz, durum
toplumumuz iç açıcı değil. Bu toplumdaki demokratım diyen insanların ya da öyle olduğunu varsayanların oranıyla yabancı nefreti birbirini doğrulamıyor. Takdim tehir bunu tutmuyor. Demek ki çok vahim bir şey var. Sanırım bir başka mevzuda söyledim. Bir taşı sökmek lazım. Biri düzelirse hepsi düzelecek ama şu an düzgün kalan işte o sözde merhamet, misafirperverlik falan gibi şeylerle sütre gerisine itilen alanın bile asgari bir insanlıktan çok uzak olduğu gerçekliğiyle karşı karşıyayız. İnanın aciz içindeyim. Yani neresinden ele alayım? Küfür etmeden, kahretmeden neresinden bir cümle kurayım? Aciz kaldığım bir şey beni bağışlayın yani. Zannediyorum bana özgü bir halde değil. Yani istiyorsanız kitabı birkaç lafta bunun edelim ama insan dayanamıyor buna ya. Böyle bir şey olur mu? Taşı sökmek lazım dediniz. Taşın ucuna yapışan ve bırakmayan bir örneği konuşalım. Boğaziçi direnişi 2021'e damga vuran direnişlerden biriydi. Sanıyorum kadın mücadelesi de Kürt Siyasi Hareketi'nin yanında ve onlardan aşağı kalmayacak bir biçimde. Birçok alanda özgürlükler ve haklar ihlal ediliyor. Akademik özgürlükler de yıl boyunca ihlal edilen özgürlüklerden biriydi. Sadece Boğaziçi'nde de değil. Boğaziçi alışılageldik olanın dışında ve belki beklenenin ötesinde bir cevap verdi. Buna Boğaziçi direnişine ne söyleyebiliriz? Bu saatten sonra izin verirseniz bir ihtiyar olarak hatta ihtiyarlığının farkında birisi olarak konuşmak istiyorum. Benim kendi yoldaşlarım, arkadaşlarım dahil olmak üzere birazdan sarf edeceğim lafa kızan, öfkelenen, atarlanan çoğu olacak. Fakat biz artık bu hiyerarşik yapılar biraz alanın dinamiğine güvenmek ve edebimizle bir kenarda verebiliyorsak bu insanlara bir omuz vermek, yalnız olmadıklarını hissettirmekle falan kendimizi sınırlasak ne güzel olur noktasındayım. Gezi'de de bu bir parça böyleydi. Yani Boğaziçi biraz önce ulan hiç mi gülmeyecek yüzümüz lafından Boğaziçililer nama hesabına bir özür dileyerek bak bahsetmeye başladığımızda içimiz iyi duygularla dolmaya, umutla dolmaya başladı. Ahkam kesmeyin çünkü kendi yollarını kendileri çizdiler. Şurası doğru, burası eğri, burası eksik, burası fazla yerine onlara saygılarımızı ve teşekkürlerimizi ve dayanışma duygularımızı bildirmekle yetineyim. En azından edep meselesinde ben kendimi böyle konumlandırayım. Var olsunlar. O zaman gelelim senelerdir bitmeyen 2021'in de yine gündemi olan son gündem maddemize bu programdaki OHAL. OHAL bitti ama bitmedi aslında. Çıkarılan kanunlar, KYK'lardan sonra süren durum, medeni ölüm halleri, bitmeyen davalar, açılamayan davalar vesaire. İçinden sürekli geçtiğimiz bu OHAL'i 2021'de nasıl değerlendirelim? Sihirli bir formülüm var aslında başlamak için. O hal demeyi bırakmalıyız bence. Bu o hal değil. O hal olunca kararnameyle konulmuş bir şey belki kararnameyle de kaldırılabileceği varsayılıyor. Bu o hal değil, bu faşizm. Yani bir kere bunu kabulleneceğiz, bunun belirlemesini yapacağız. Ondan sonra bununla baş etmek, geriletmek, hayatın her alanında demokratik dayanışmayı, yan yana durmayı çoğaltmakla mümkün olduğunu da ancak o zaman bileceğiz ve belki mesafe alacağız. O hal deyince bunu hep düşünüyordum. Yani şöyle bir şey var, sanki bir kararnameyle kondu, bir kararnameyle de kaldırılır ya da artık yeter denir. Böyle bir şey yok. Bir kararnameyle kondu. Çünkü artık devletin hakim sınıflar ittifakı kendi yönetememezlik durumuna bir ilaç olarak gördü bunu. Bir medet olarak gördü. Ama bunların hepsinin ikili bir hüviyeti vardır. Bir yandan derman gibi gözükürken öte yandan derdimizi daha derinleştirir. Bir yönü bu. Evet. Bununla pratikte bir yasa maddesi olarak, anayasal bir süreç olarak başladı. Ama kaldırılması bir kararname tasarrufuyla olmayacak. Çünkü bunun konforuna alıştılar. Sorgulanmamak, murakabeye kapalı olmak, hiçbir denetime tabi olmamayı arzulamak, rekabete hiçbir şekilde razı gelmemek, adil eşit bir yarışta bir insan tekini bile geride bırakamayacak olmaları gerçekliği falan gibi sıralanacak bir sürü sebepten dolayı bir kararnameyle kaldırılmayacaktır. O hal koşulları ancak o hali biz bir kararname meselesi değil de faşizan bir yaptırım olarak görmeye başlayıp bununla da nasıl baş edileceği konusunda bir geniş toplumsal mutabakat oluşturursak gerileyecek. Sihirli formülüm çok sihirli değil ama
Bu önemli diye düşünüyorum. 2021'i bizim derlemeye çalıştığımız 10 konuyla değerlendirdik. Şüphesiz ki eksik bıraktığımız, sakladığımız, bu çerçeveye sokamadığımız çok fazla şey var. Kapatırken sizin eklemek istedikleriniz ya da ya bundan da bahsetmezsek olmaz dediğiniz neler var? Yangınlar ve seller. Yangınlar ve seller. Bu başlık altında bütün ekolojik yıkım ve tahribatlar bence 2021 içinde bu yaşadığımız şeylerden çok da geri kalmayan işlerdi. Dayanışma duygularımızın diğer alanlara nazaran çok daha yüksek ortaya çıktığı bir şey olması sevindiriciydi. Ama bir ağaç kadar, bir ırmak kadar bahsettiğimiz, değindiğimiz meselelerin de hayati olduğunu kavratmak bizim işimiz ve görevimiz, sorumluluğumuz. Demek ki biz insan haklarının, evrensel hukukun en az bir ağaç, su, hava kadar elzem olduğunu, vazgeçilmez olduğunu yeterince ya da etkili bir şekilde anlatamamışız. Bunu zikretmek isterim. İzleyenler beni bağışlasın. Kişisel şeyler işin içine girince bir parça karamsarmışım gibi bir duygu verdiysem bu doğru bir izlenim değil. Karamsar değilim çünkü. Güçlükler var. Eskisi kadar atak değil toplumsal kesimler ama büyük bir umudun ve kararlılığın da içindeyiz, içindeyim. İşimiz çok, biraz daha yorulacağız ama ne yapalım? Coğrafya kederdir diyerek bitirelim. Çok teşekkürler hocam.